Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber waffle battaniyeyi nasıl yapılır ya da waffle modeli nasıl yapılır onun üstünde çalışmak istiyorum. Bildiğiniz gibi birden çok ip kullanarak sizlere modelin nasıl durduğu konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz küçük bir örnek. Bunu koton bir iple çalıştım ben. Hangi ip olduğunu da yorumlar kısmına bırakacağım. Bu arada şöyle göstermek istiyorum renkleri. Renklerin dokusu şu şekilde arkadaşlar. İçerisinde farklılık gösteriyor ve şu şekilde durmaya başlıyor. Model şu anda küçük olduğundan dolayı kendini tam göstermedi ama en azından şuradan az buçuk tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi modelimiz böyle dursun. Sizlere düz iple olan versiyonunu göstermek istiyorum. Öncelikle düz renkli ip tercih ettim ve 3 milimlik tığım var. Sizler 3-3,5 ipinize göre tığ seçimini yaparsınız. Bu arada modelimiz 3 ve 3'ün katları olacak. Sonuna da artı 2 zincir ekleyeceksiniz. Bu konuya dikkat edelim. Şimdi bir zincir çekerek başlangıç noktasını ayarlayalım. Şöyle modelimizi hazırlanmasını yaparken arkadaşlar zincirlerin esas tabanını çok fazla çekmiyoruz. Bu arada küçük bir not vermek istiyorum sizlere. Şöyle bir iki zincir çektim bakın. En çok sorulan sorulardan bir tanesi olduğu için bunu açıklama gereği duydum. Şimdi ben şu kadar zincir çektim ama battaniyeme denk gelmedi diye soran arkadaşları işte bu teknik çok çok güzel. Şimdi tığımın üstüne bakın 3 zincir çektim. 3 zincir çektikten sonra bakın tığımın üstüne doluyorum. Hemen sonuncuya şöyle bir adet zincir çekiyorum. Daha sonradan kalanını 1 2 zincirle tamamlıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen bir önceki bakın bir önceki sırada yapmış olduğum zincirimin şunu ikisini bir almıştım farkındaysanız. Bakın tekrar bir alıyorum. Tekrar tığımın üstünde 2 adet ipim kalıyor. Daha sonra 1 ve 2 olarak çıkartıyorum bunu. Bu ne işimize yarayacak bizim? Şöyle göstereyim, daha net anlaşılacaktır. Zincirleri bütün atmaktan ziyade aynı anda örerek gidiyoruz arkadaşlar. Şu alt kısımlar ilk sırada yapmış olduğumuz ne oluyor? Bizim karşımıza zincir olarak çıkıyor ama dikkat etmeniz gereken husus şu arkadaşlar. Bakın şurada hatta daha yakından göstereyim ki daha net anlaşılsın. Şöyle biraz da netleyelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bakın 1 ve 2 adet şöyle şişimle göstereyim daha güzel olacak. Bakın 1 ve 2 adet var görmüş olduğunuz gibi. Biz tığımızı şu ikincinin içinden geçireceğiz ki şu bölümümüz oluşsun. Eğer ikisini bir alırsak olmayacak. O yüzden şuradan bakın şuradan tutacağım ki bizim taban kısmımız oluşsun. Bakın tekrardan içine giriyorum. 3 adet ipim var. Hemen ikisini bir çıkartıyorum. Bakın 2 adetim kaldı. Burada da 2 adetim kaldı. Hemen 1 ve 2 diyorum. İkinci yaptığım ikili trabzanın yerine geçiyor arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4. Hızlıca devam edelim. 5 6 şöyle 7 8 şöyle 9 10 11 12 12 adet çalıştık. Bunu 15'e tamamlayalım. 13 14 ve 15. Şimdi 3'ün katları olacak şekilde 3 kere 5 15 dedik.
15 artı 2 zincirimizi atacağımızdan dolayı ne yapıyorum? 17'ye tamamlıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 2 zincirimi daha fazladan attım. Bu arada ne yapmış oldum? Hem birinci zincir yerimi hem de ilk sıramı örmüş oldum arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için çok çok kolay bir model. Görmüş olduğunuz gibi şimdi hızlı bir şekilde ne yapalım? Modelimizi oturtmaya başlayalım. Modelimiz oturduğuna göre şimdilik artık yükseltme zinciriyle 1 2 zincir atıyorum. Hemen şu ilk dibine batıyorum arkadaşlar. 1 2 zincir çektim. Takip eden ilk bakın ikili trabzanımın içerisinden bir önden aldım. Diğerlerini tamamen tepesinden. 1 2 şeklinde. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Hemen takip eden ikili trabzanım içerisinden şöyle arasından geçiriyorum bakın arkadaşlar. 1 2 diğer takip edenleri tepesinden. 1 ve 2 şeklinde. Şimdi bir üst sırada çok daha net anlayacaksınız aslında. Şimdi ilk sırayı trabzanlarını birlikte örerek yaptığımız için biraz sıkışık olabiliyor. Merak etmeyin. Hemen şöyle ilk trabzanınızın içerisinden ve diğerlerinin tepesinden geçirdiğiniz zaman o sorun kalmayacaktır. Şöyle her seferinde düz yüzde bir önden iki tepeden arkadaşlar. Bir önden iki tepeden şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi hemen arka sıraya da geçeceğiz. Model çok çok kolay. Tekrardan ibaret. Şöyle. Tekrar ön taraftan. Ve son zincirimin tepesinden. Şimdi birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. İlk sırada çok fazla ahım şahım kendini göstermese de ikinci sırada daha net belirginleşecek. Şimdi yapmamız gereken 1 2 zincir çekiyorum. Bakın. Tekrar dibine batıyorum. Bir zincir olarak kabul ediyorum bunu yükseltmenin haricindekini. Şimdi şöyle arka taraftan bakın. Şu yükselttiğim zincirlerimin tepesine batacağım arkadaşlar. Tepesine battım. Şimdi onun yanındaki iki tane zincir çektiğim alan vardı biliyorsunuz. Onları da bu sefer önden alacağım ki bakın. Şöyle içinden geçireceğim. Her seferinde şöyle aradan geçiriyorum ki modelim kendini göstermeye başlasın. Şimdi ön yüzde de ne demiştik? Bir önden almalı, iki tane tepesine batmalı. Arka kısımda ise bir tane tepesine batmalı, iki tane önden almalı şekilde. O yüzden bir tepeye battım. İki önden aldım bakın. İlmeğimi. Şöyle tekrardan ön yüzden ilmeklerimi alıyorum. Tekrar tepe kısımdan trabzanımı geçiriyorum. İkili trabzanlar üstüne oturmuş bir modelimiz var. Her iki sırada bir, pardon, her sırada model yer değiştiriyor. Fakat iki sıradan oluşan bir modelimiz var. Yani öyle çok çetrefilli bir model değil. Ama son zamanların en çok aranan modellerinden bir tanesi. Şimdi ilerleyen günlerde ben sayfalarımda da paylaşacağım sizlerle. Diğer İplerle de nasıl durduğu konusunda az buçuk bilginiz olsun diye farklı iplerle çalışmış olduğum versiyonlarını da paylaşacağım. Onlara da bakarsınız ki fikriniz olur. Şimdi tepeden ve son zincirimle ön yüze geldim. Bakın, şimdi aslında bu sırada belirginleşmeye başladı. Neden? Birinci sırayı tamamladıktan sonra ikinci sırayla beraber model oturmuş oluyor. Şimdi tekrardan modele yeniden başladığımız için, yeni modele başladığımız için bu sefer daha kolayız. Neden? Yükseltme zincirleri zaten kendini artık belirginleştirdiğinden dolayı şaşırmayacağımız için şöyle bir iki zincir çektim. Başına doladım.
Hemen dibine battım. Bir dedim. Şuradaki ilk kabartmanın içerisinden bakın. Şöyle tığımı geçiriyoruz. Birinci önden almalı. Diğerleri biliyorsunuz 2 adet tepesine batıyorduk. Tekrar takip eden zaten yüksek zincirimiz. Şöyle tekrardan 2 tepesine batmalı. İpimizi düzeltelim bu arada. Açılmasın diye. Şöyle tekrar önden almalı. Tepeye battık. Tekrardan önden almalı. 2 adet tepeye battık. Kabartma zincirimizin önünden aldık. 2 adet tepeye battık. Tekrar önden almalıyla ve sıra sonu zincirimizi kapattık. Bu sırayı da böyle tamamlamış olduk. Bakın, şimdi esas çökme burada kendini gösterdi. O yüzden paniğe kapılmayın arkadaşlar. Hani ben yapamadım, edemedim diye düşünmeyin. Bu sırada model kendini daha net gösteriyor. Çünkü alt sırada bizim neyimiz var? Şurada da göstereyim aynısını. Bakın, trabzanlarımız var. Diğer sıralardan sonra waffle örneği kendini daha net gösteriyor. Şimdi modelimizi tamamlayabilmek için ikinci sıraya ihtiyacımız var biliyorsunuz. O yüzden hemen iki zincirimizi çekiyoruz, dibine batıyoruz ve bir diye olarak kabul ediyoruz burayı. Ön tarafta kabartmalı olduğu için kabartmalının tepesine. Diğer ikisi de zaten kendini burada gösteriyor farkındaysanız. Onları da şöyle içerisinden geçirip modelimizi tamamlıyoruz ki iyice ortaya çıkıyor. Şimdi diğer modeli bildiğiniz gibi koton iple çalıştım ve kaç sıramız var? Şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane modeli çalıştım. Şimdi burada da ikinci modelimiz bitecek neredeyse. Üçüncünün zemini hazırlanacak. Birçok yerlerde duyuyorum hani şu an dışarıya da çıkamadığımız için evdeki kalan iplerimizi değerlendiriyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yeşil olan patiklerde kullandığımız ipten. Bununla da çok güzel battaniyeler oluyor. Aklınızda bulunsun. Daha parlak düşüyor ve daha dayanıklı. Ama siz neyi tercih ederseniz derseniz ben bebe ipleri ve koton ipleri tercih ediyorum örgülerimde. Şimdi görmüş olduğunuz bakın battaniyemiz artık boyutlandı. Artık model kendini göstermeye başladı farkındaysanız. Bu sırayı da hızlı bir şekilde sizlerle beraber geçelim. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz tamamen kendini gösterdi arkadaşlar. Şöyle yan yana koymak istiyorum ki bakın boyutlu nasıl boyutlu olduğunu göstermek adına. Her ikisini de aynı numaralı tığ ile ördüm. İplerin kendi dokularında olan görüntüsü tabii koton ipimiz daha mat. Patik ipimiz kendinden dolayı biraz daha simli olduğundan dolayı duruşu bu şekilde. Sizler de bu şekilde küçük parçalar hazırlayıp mesela ölçüsünü alabilirsiniz. Şöyle diyelim 1, 2, 3, 4, 5 adet waffle'ımız var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane waffle'ımız var. Böyle üst üste koyduğumuz zaman zaten arasındaki farkı anlıyorsunuz. En kolayı bu şekilde küçük motifler hazırlayıp mezro ile kaç adet ilmek atacağınızı ya da zincir atacağınızı hesaplamaktır sizin için. Herkese kolay gelsin diyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.